Acıları dikkate aldığımızda bu ayeti okuyan her gün
ayet düğümüze hali karşı olmasın. Ey insanlar! Ne oluyor bu site? 134 günümüz insanlık tarihinin en basit katliamını seyrediyorsunuz. Ne oluyor size ki? Her yaşta ve her kurumdaki insanın alçakça katledilmesine yeterince sessiz kalmıyorsunuz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor ki? Darcılık sahil şehrinde Avrupa altına alınmış bir halkın topyekun soykırma uğramasına seyirci kalıyorsunuz. Ne oluyor size ki her gün, her dakika insanlığın ortak vicdanı olan güvenin bitirmesine adeta kulaklarınızı tutuyorsunuz. Ey insanlar, çocuklar, bebekler ölüyor. Mabetlerdeki dua ve ibadet olmalı. Çocukların masumiyeti hedef alınıyor. Sizler neredesiniz? Hastanelerde bir şifa takdir ediliyor. Barınaklardaki iltica infazı çevriliyor. Size ne oluyor da bütün bunlara kulak tutuyorsunuz? Aziz kardeşlerim, tam 134 gündür Gazze'de devam eden bu vahşet saldırı bugünlerde yeni bir aşamaya geçmiş. Katliamın en çetin günlerine, soykırımın ziyadesine, bir zamanlar arkasında Firavun'un oğulları varken Mısır'dan çıkıp Sina çölüne sığınanlar, bugün aynı Firavun'un işgal olmasına dönüşüp ocaklarda sömürdükleri Gazze'nin mazlum ve müstazafları yine aynı yere, yani Sina çölüne sürmeyi planlarlıyor. Gazze'nin mazlum ve müstazafları yine aynı yere sürdüğünü, açlığa, susuzluğa mahkum etmeyi, ilaçtan, ışıktan, gıdadan mahkum bırakmanın hesabını yapar. Şimdilerde refah adındaki sınır kapısına sıkıştırdığımız mazlum çocuklar, mazlum kadınlar, mağdur yaşlılar bir kez daha toplu imkanlarla karşı karşıya. Ve ne acıdır ki, ne acıdır ki ümmet kendi vefatını bozmamak için kardeşlerini son sınırlarını vefata, soykırma uğramalarına seyirci kalmaktan başka bir yol bulamadı. Aziz kardeşlerim, bugün bu sebeple insanlık tarihinin en kadim mabedi Fatih Sultan Mehmet'in ümmete en büyük emaneti Ayasofya'nın günlerinden belki de bir kez daha iki çağ olarak anmak istiyorum. Biri bütün insanlığa, insanlığın doğruluğunu taşıyan herkese, diğeri ise tüm Müslümanlara, İslam'ın haysiyetini taşıyan bütün insanlığa. Bir iki çağ insanlığa, ey nas, ey bu alemde insan diye denen eşref mahmur, ey insanlık alemi, şunu bilgisi, Gazze'de lütfen katliam usulünü bahset, sadece Gazze'de ilgili değil, bu bütün insanlar karşısında işlemiştir. Yapılmış bir soykırım, Filistinli çocuklara yapılanlar, sizin çocuklarınıza da yönelikliktir. Filistinli kadınlara yapılanlar, sizin kadınlarınıza da yönelikliktir. Bu savaş, Fırat'a yönelik bir savaştır. Bu savaş, varoluşa karşı bir işgal hareketidir. Bu savaş, insanlığa karşı bir haktır. Bu savaş, yeryüzünün sanatıdır. Yürütülen bir çirkin savaş, insanı insan kılan bütün değerleri, Allah'ın uğruna insanı yaratmayı, fırtlatma serdettiği bütün değerleri açılan bir savaş. Ey insanoğlu, biliniz ki, insandan ziyade insanlığı yitirmek çok daha büyük bir ziyandır.
bu telafisi mümkün olmayan bir hüsrandır. Bir tarafta sayılara döktüğümüz binlerce masum insan hayatını kaybederken, diğer taraftan bütün beşeriyetin özü olan insanlık cevherini yitirmek üzereyiz. Unutmayalım ki bugün bu katliamı önlemek için bizleri insan kılan vicdanlarımızın harekete geçirmez isek kendi elimizle insanlığımızı bitirmiş olacağız. Ey nas, ey insanlar! Bugün Gazze'de yürütülen vahşet sadece bir dinin mensuplarına yönelik değildir. Sadece Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin bir grubuna yönelik değildir. Bu savaş Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e açılan bir savaştır. Hazreti İshak'a açılan bir savaştır. Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, kısaca bütün peygamberlerin getirdiği dini, ahlaki, insani, tüm yüce evrensel değerlere yöneliktir. Aziz kardeşlerim, bu suçun doğrudan mağdurları şüphesiz masum çocuklardır, mahzun annelerdir, şifa bekleyen hastalardır. Bir açık hava hapishanesinde yıllardır açlığa, yokluğa, terk edilmiş özgürlüğüne, yurduna, mukaddesatına saldırılmış onurlu bir halktır. Ancak bu cinayetin muhatapları bütün dünya milletleridir. Bütün inançlardan insanlık onuruna sahip olan herkestir. Bütün dünyanın bu yaşananlarda ahlaki sorumluluğu vardır. Gazze'de olup bitenlere karşı çıkmak için Müslüman olmak gerekmez, insan olmak yeterlidir. Bugün izzet sahibi olmak isteyen vicdanlı her insan, aziz olmayı murat eden her fert, Gazze'lilerin çığlığına koşmak zorundadır. İmdadına yetişmek mecburiyetindedir. İkinci çağrım İslam ümmetinidir. Ey alemi İslam! Neredesiniz? Hani İslam dünyası? Nerede? Ey insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet! Ya hayra ümmetin uhricet linnâs! En hayırlı ümmet! En hayırlı ümmet olduğumuzu bugün değil de ne zaman göstereceğiz insanlığa? 2,5 milyonluk Gazze, kendi kanında boğulurken, 2,5 milyarlık İslam alemi suskun kalmaya devam mı edecek? Ey bütün insanlığa şahit kılınan ümmet, لِتَكُونَ شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ. Şahitliğimizin gereğini bugün değil de ne zaman yerine getireceğiz? Ey İslam ümmeti, Gazze'de olup bitenler karşısında bugün harekete geçmezsek, şahitlik vasfımızın da, hayırlı ümmet oluşumuzun da vallahi artık bir anlamı kalmayacaktır. Ey şahit ümmet, şuhedâ elillâh olan ümmet! Biz zulme ve mazluma şahit olmak için gönderilmedik. Bütün insanlığa hakkın, adaletin şahidi olarak gönderildik. Ey ümmeti şahide! Biz Ashab-ı Uhdud kıssasında zikredilen وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ, ateş dolu çukurlarda diri diri yakılan müminleri seyretmeye gelmedik. Biz hakkı ve adaleti ayakta tutmak için gönderildik. Ey İslam ümmeti! Unutmamak gerekir ki, ümmetin her ferdinin Allah'a karşı başkasına asla yüklemeyeceği bir sorumluluğu vardır. Bilesiniz ki bütün kınama ve sorumluluğu devletlere ve hükümetlere yüklemek bizi kurtarmaz. Zamanımızı ihanetlere sızlanarak, hainlere lanet okuyarak geçirmek bize yakışmaz. Ey Müslümanlar! Hakkı gören gözlerimizi yeniden bulalım. İlahi çağrıyı işiten kulaklarımızı yeniden hissedelim.
Rabbimize söz verdiğimiz, şehadet getiren o dilimizi yeniden bulalım. Resul'ün eli üzerinde, eli üzere biat eden o ellerimizi yeniden bulalım. Adalet üzere bileğlenen kılıcımızı bulalım. Kardeşlik hukukunu bulalım. Mazlumun yanında durmakla, zalime mukavemet etmekle edindiğimiz o kayıp izzeti yeniden bulma zamanıdır. Ey aziz ümmet! Vakit, ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Allah Resulü'nün bizi kardeş kılan o muhteşem cümlelerini hatırlama zamanıdır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, zalimin eline terk etmez, onu aşağılamaz buyuran nice sözlerine kulak verelim. Sözlerimi bitirirken vahyin bize talim ettiği şu dua ile Rabbime iltica ediyorum. Rabbena efrig aleyna sabran ve tebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme munzilel kitab ve mucriyes sahab سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وزلزلهم وانصرنا على القوم الظالمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم